Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında Afyon Karahisar'ın lezzetlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de Afyon Karahisar'ın olmazsa olmazı patlıcan böreğimiz. Evet, Recep, hoş geldiniz. Haber yapıyoruz, hoş bulduk. Çok teşekkürler Recep Usta, iyi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Bugün gene patlıcan böreğimizle beraber hoş geldiniz diyorum size. Afyon'a gelince patlıcan böreği. Hamursuz börek. Evet, hamursuz. Kıymamız var, patlıcanımız var, olmazsa olmazımız zaten. Maydanoz, yumurtamızı üzerine katıyoruz. Beyazını içine katıyoruz, israf yok hayatta. Baharat olarak da sadece tuz, karabiber, çok az bir şey un. Başka bir şeyimiz yok. Üzerine süslemek için de domates, biberimiz var. Hemen sizi izliyoruz. Başlayalım. Tamam, bu güzel tarifi başlayalım. İzleyicilerimize buluşturalım. Tabii. Patlıcanları soyuyoruz. Patlıcanlarımızı soymakla başlayalım. Alacalı mı soyuyoruz, Recep Usta'm tam mı soyuyoruz? Bunu da tam soyarsak daha güzel oluyor. Usta'm hızlı hızlı soydu patlıcanları maşallah. Evet. Patlıcanlarımızı soyduk. İncecik. Evet, ince ince doğruyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz kızgın yağımızın içerisine atıp kızartacağız bunları. Patlıcanlarımız hazır. Şu anda yağımız da yeteri kadar kızmış. Atıyorum. Yağın kızgın olması önemli. Yoksa ne olur? Tabii. Patlıcanlar yağın içine sorar. Ondan sonra yediğimiz yemek de yağlı olur. Patlıcanlarımız altın rengini aldı. Evet, altın rengini aldı. Kızardı yeterince. Hemen bunları yağımızdan alıyoruz. Küçük küçük doğrayıp gerekli malzemeleri verdikten sonra patlıcan böreğimiz hazır olacak. Patlıcanlarımızı doğradık. Patlıcanlarımızı doğradık. Sıra maydanozda. Maydanozumuzu da veriyorum içerisine. Doğramış olduğumuz patlıcan ve maydanozlarımıza kıymamızı ilave ediyoruz yeterince. Sadece tuz ve karabiber baharat olarak. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Çok az bir şeyde un verirseniz bağlaması için yeterli. Evet. Şimdi yumurtalımızın sarısını ayıracağız. Sarısı üzerine kızarsın diye. Evet, sarısını üzerine veriyoruz. Beyazı bağlayıcı olsun diye içine. Tabii. Verdikten sonra yoğuruyoruz elimizle. Şimdi böreğimizin harcı hazır. Harcımız hazır. Şu anda tepsimize dizip fırına göndereceğiz. Süslemesini yaptıktan sonra. Fırın tepsimizi alıyoruz. Evet, fırın tepsimizi alıp fazla kalın olması da iyi olmaz. İnce olacak. İnce, fazla da kalın olmasına gerek yok. İncecik yaydık tepsimize. Evet. Yumurtanın sarısını da üzerine veriyoruz. Herkes yapabilir evinde rahat. Malzeme sıkıntısı yok yani. Evet, bulunabilir ucuz malzemeler. Bulunabilir malzemeler. Evet, şimdi süslememize geçiyoruz. Domates ve biberle beraber ondan sonra fırına gönderelim. Süslememize geçelim. Şimdi biber. Biberlerimizi de. Bir domates, bir biber olacak şekilde. Her dilime. Porsiyona göre ayarlıyoruz. Süper. Çiçek gibi oldu şefim. Evet, çiçek gibi. Şöyle. Bastırıyoruz. Tabii üzerleri yanmasın. Beraber pişsin şeyle. Patlıcanlarla beraber. Püf noktası da bu. Püf noktası da bu. Ben bunu fırına hemen atıp geleyim senin için. Kaç dakikada, kaç derece pişecek? 45 dakikada 180 derecede pişer ortalama. Hemen getirdim fırından çıkar çıkmaz. Harikasın. Buharı üzerinde şöyle. Of, görüntü şahane, çok güzel olmuş. Için sıcak sıcak keselim. Oh, Afyon Karahisar'ın meşhur patlıcan böreğini yaptık Recep Usta ile beraber. Şimdi geldik programın en güzel kısmına. Sunum kısmı, tadım kısmı. Tabii. Dilimliyoruz. Hemen ben seni bekletmeyeyim. Şöyle bir porsiyon keseyim. Sana sunum yapayım. Hemen fotoğrafını çekeceğim ve sosyal medyada paylaşacağım. Recep Usta bu görüntüyü. Tabii. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Hemen tadına bakıyorum. Hemen tadına baktırayım ben sana Yasin Bey. Bekletmeyelim sizi. Oo. Şöyle. Recep Usta. Bunu biz düğünlerde de ara sıcak olarak da sunum yapabiliyoruz yani. Düğün yemeği aynı zamanda. Tabii isteyenlere yapıyoruz. Afiyet olsun, bağ şeker olsun. Afyon'a gelen herkese de sunum yapabiliriz. Sırf bu yemek için Afyon'a gelinir. Tabii, bekleriz herkesi. Dünyanın Tadı Afyon Karahisar'dan devam ediyor.
Ekranların en tatlı programı Dünyanın Tadında. Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini hep beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi İsmail Şef'le beraber Afyonkarahisar'ın göce tarhanasını yapacağız. Aynen. Göce tarhanası çorbasını yapacağız şimdi Yasin Bey. Göcemiz var burada. Göce dediğimiz şey bizim yöremizde aşurilik buğdayın değirmende kırılmış halidir. Böyle inceltilmiş, küçültülmüş. İnce bulgur. Çok ince bulgur gibi. Evet, bulgur gibi, ince bulgur gibi ama aşırılık buğdaydan kırılmıştır. Göce deriz biz buna. Yoğurdumuz var, kese yoğurdu. Yöremizin kese yoğurdu. Nohudumuz var yine çorbamızın içerisinde. Bir yandan da nanesi, pulveri ve tuzu var. Çorbamızda öz olarak da kemikli ve ilikli et suyu kullanacağız Yasin Bey. Evet. Ülkemizin her yerinde tarhana çorbası yapılır. Ama Afyonkarahisar'da göcer yapılıyor. Aynen öyle. Göce tarhanası çorbası yapılır Afyonkarahisar'da. Gayet besleyici, lezzetli ve şifalı bir çorbadır. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezidir. Başlayalım isterseniz, buyurun. İzliyoruz. Öncelikle kemikli suyumuzu koyalım. Suyumuz kaynarken burada göce tarhanamızı yoğuracağız şimdi Yasin Bey. Göcemizi alıyoruz. Kese yoğurdumuzu da veriyoruz. Su yok. Bakın ne kadar güzel. Bu normalde olması gereken yoğurulduktan sonra 1-2 gün dinlenmesidir. Dinleneceği zaman içerisinde de biraz pulver ve nane atılır ki göce ile yoğurdu özünü verir. Biz şimdi de yine atacağız nanemizi, pulverimizi. Biraz da tuzumuzu vereceğiz. Bunu şimdi hamur yoğurur gibi yoğuracağız Yasin Bey. Kekik kullanmıyoruz. Nane, pulver. Fazla baharat sevmez bizim Afyon yemekleri. Sade, özeldir. Pişerken pişme esnasında yine pulverle naneyi vereceğiz. Eğer buna bu esnada çok pulver ve nane verirsek Yasin Bey, özünü vermekten ziyade rengini de verir. Rengini çok koyu yapar. Noktası bu. Evet, bunun püf noktası budur. Ama piştikten sonra yine içerisine biraz pulver ve nane vereceğiz. Bakın gördüğünüz gibi kıvamlı hamur haline geldi bu. Bunu suyumuz kaynadığı zaman az bir şey suyla açacağız bunu Yasin Bey. Et suyumuzun içerisine ilave edeceğiz. Kimi köylük yerlerde bunu yaparlar. Yaptıktan sonra şu şekilde ince ince basıp damlarda kurudurlar. Ondan sonra kış ayı içerisinde tüketmek amacıyla normal un tarhanası gibi tozlaştırırlar bunu. Artık şehir kültüründe de bunu kurutmak yerine yoğurulduktan sonra taze tazeden ziyade bu şekilde öbekler halinde buzluğa atarlar. Dondurucuya. Evet, dondurucuya atarlar. Şehir kısmında o şekilde yaparlar. Bu şekilde buzluğa atarlar ama bunu 1-2 gün dinlendirilir. Hem göcesi yoğurdun suyunu çeker, hem yoğurt birazcık daha ekşimek diye tabir ettiğimiz mayalanır. Daha da lezzetlenir. Bu tamamdır Yasin Bey. Şimdi suyumuz kaynadığında bunu birazcık açacağız. İçerisine ilave edeceğiz. Et suyumuz kaynadı. Et suyumuz kaynadı Yasin Bey. Bunu biraz suyla yumuşatacağız şimdi. Bunun hepsi çok gelecek. Bir kısmını alacağım. Kaynayan et suyumuzu ondan sonra bunu yumuşattıktan sonra vereceğiz Yasin Bey. Kıvamı aldıktan sonra, kaynadıktan sonra nohutlarını verip haşlanmış nohutlarını servis hazır hale getireceğiz. Bunu açtık Yasin Bey bu şekilde. Hemen çorbamızın et suyunu ilave ediyoruz. Çok besleyici ve şifalıdır bu. Aynı zamanda içindeki et suyuyla, kemik suyuyla kolajen deposudur. Gençliğin sırrı bu çorbada diyebiliriz Yasin Bey. Yasin Bey bu kaynamaya yaklaştı şimdi. Hemen nohudunu ilave ediyoruz. Önce haşlanmış nohut. Evet, önce haşlanmış nohudunu ilave ediyoruz. Birazcık daha tuz ilave edeceğiz Yasin Bey. Ve son dokunuş pulveri ve nanesi. Hemen kaynaşsın. Kıvamını aldığında göcelerimiz de birazcık şişecek. Kesilme problemi olmaz değil mi? Kesilme problemi hiçbir şekilde olmaz bunda Yasin Bey. Çok güzel ve besleyici bir çorbamız. Yoğurt çorbalar hep sıkıntılıdır. Evet, yoğurt çorbaları sıkıntılıdır. Terbiyesine düzgün bağlanmadığı zaman kesilme yapar yoğurt çorbaları. Ama bu çorbada göcesi fazla suyunu aldığı için kesme yaptırmaz. Şimdi Yasin Bey, çorbamız pişti, kaynadı, güzelce kıvamına geldi. Şöyle gördüğünüz gibi tüm baharatları ayrı ayrı güzel. Nohutu güzel, kıvamını almış güzelce, göceleri de pişmiş. Et suyu da. Evet. Tadını merak ediyorum. İlk defa böyle bir tarhana çorbası içeceğim. Biraz bu çorba diğer çorbanın nazaran kıvamlıdır. Evet, üstüne de şöyle tereyağıyla birlikte lezzetlendirdiğimiz toz biberimizi yapıyoruz. Ve tadına bakıyorum. Afyonkarahisar'ın göce tarhanası. Çok güzel olmuş. Ben bu güzel çorbayı içeceğim ve ardından devam edeceğim dünyanın tadını Afyonkarahisar'a çıkarmaya. Tarifini verdik. İnşallah siz de yapıp denerseniz dünyanın tadı devam ediyor.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.